Yani bir kargaşa Sevgili arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Yeni dönemin ilk doğa yürüyüşünü yapıyoruz. 117. yürüyüşü yapıyoruz. Bizim geleneğimiz, her yürüyüşe ilk kez katılanı bir alkışlıyoruz. Kimler ilk kez katılanlar var mı? İlk kez katılan. Alkışlıyoruz. Sonra da kendimizi alkışlıyoruz. Neden kendimizi alkışlıyoruz? Çünkü doğada olmak, doğa yürüyüşü yapmak, burada birlikte olmak bir ayrıcalık. Onun için benim ayrıcalıklı arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, bir küçük bir anıyı anlatmak istiyorum. Biz Sertavul'da yazın 3 kişiyiz. Mehmet Çiftçioğlu başkan nerede? Heh, burada. Eyüp Uysal nerede? Bir de ben, 3 kişi. Aşağı yukarı her gün buluşuruz. Bir hafta önce birbirimizden haberimiz yok. Ben MUT'a gittim. Bu son işte etkinlikleri bir şöyle bir gözden geçirmek için MUT'a gittim. Taşan'dayım. Bir baktım Çiftçioğlu geldi oraya. Hiç haberimiz yok. Bir baktım Eyüp Uysal geldi. Hiç birbirimizden haberimiz yok. Sertavul'da her gün bir araya gelen 3 kişi birbirinden habersiz Taşan'dayız. Hiç haberimiz yok. Bizim oraya varacağımızdan hiç kimsenin haberi yok. Bir baktık sayımız 8 oldu. 8 oldu. İnanın ne kadar duygulandım. O gelen o arkadaşlarımızdan ne kadar böyle güç aldım. Yani bunu anlatamam size. Şimdi çok uzatmıyorum. Sevgili arkadaşımız Bukay İnce. Şimdi de işte bizim yol göstericimiz buralarda bizi yürütecek, buraları açıklayacak, bilgiler verecek. Ben dağcıyım. Marjinal sporlara tutkunum. Gittiğim yerlerdeki deneyimlerimden de bu Pers yolunu özümsedim. Pers yolu 2500 yıllık bir yol. O gündür bugündür de aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'de de yol anlamında yani 2500 yıl önce kullandığı şekilde kullanılan bir yol. Bu tip yolların ülkemizde örneklerinden biri örneğin Likya yoludur, Karya yoludur. Ancak buralar patikadır, halen patikadır yani. Bir araç geçemez o yollardan. İnsanlar tek sıra halinde ancak geçebilirler. Ama Pers yolu, Persler kimdir? Çoğunluğumuz bilirdir. Günümüzden 2500 yıl önce dünyaya hakim olmuş, bütün dünyaya, yani o gün bilinen bütün dünyaya hakim olmuş, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğudur. Ve Türkler bu imparatorluğun içinde hem yönetsel anlamda hem de kitlesel anlamda, insan varlığı anlamında çok büyük yer tutarlar. Yani bizzat yönetirler Pers İmparatorluğunu. O gündür bugündür de bu yol var. Bugün de aktif olarak bu yol kullanılıyor. Diğer yollardan, Karya yolu gibi, Likya yolu gibi yollardan ayırt edici özelliği de budur. Yani yaşayan bir yoldur. Biz bu yolu 8 yıldır yürüyoruz. Yine eşim Emine ile yürüyoruz her defasında. Benim kadar o da bu yolu bilir. Bugün de bizim liderimiz
olacak. Bize yolu o gösterecek en önde. Burada bizi, sizi, yani bu yolu yürüyenleri onur eden en güzel şey bu yolu ilk defa çıktığın yürüyor olması. Kitlesel anlamda. Bundan dolayı da ben sevinçliyim. Çünkü Mut, bir yerde Mut'un yolu bu. Bir anlamda. İlk defa Mut'un doğa grubunun yürüyor olması da çok güzel bir şey. Dünya tarihinde şöyle bir şey var. Yani insanlığın yürümeye başladığı ilk günden bu yana hemen hemen aynı yollar kullanılıyor. Çok az değişmiş. Dünyaya Persler hakim olduktan sonra ticaret yollarını yol haline getirmişler. Yani her türlü aracın geçebileceği yol haline getirmişler. Onun için biz bu yollara kral yolu diyoruz. Yani Pers kralı tarafından yapıldığı için esas ana güzergahı bu yolun Ege'den, Akdeniz'den başlıyor. Pers başkenti Persiye'ye kadar gidiyor. Kral yaptığı için de kral yolu deniyor. Eskişehir'den ayrılan bir kolu Konya, Karaman, Mut, Silifke, Kıbrıs'a uzanıyor. Burası da tali bir yol. Hem ticaret yolu hem askeri yol. Askeri güvenlik sağlanan bir yol. İleriki yürüyüşlerimizde göreceğiz. Yol üzerinde Sibila kent kalesi var. Kavagözlü köyünde bulunuyor. Amaç hem ticaretin güvenliğini sağlamak hem de insanların ulaşım güvenliğini sağlamak. Onu da o zaman konuşuruz. Nereden geliyorsunuz? Mut. Mut. Çok güzel. Elma yiyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Her birini bana mı çok oldu? Ben de bir tane alabilir miyim? Alın. Sen de arkadaşlar. Birer tane. Bir tane de beyaz. Alabilirsiniz. Beyaz ondan versin. Geç tamam, şöyle. Afiyet olsun, çıba olsun, doğa gününde. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizin gibi insanlar geldiği için. Burada gidemezsiniz. Bir kız geldi kapı. Buyurun, geldiniz. Nasıl isterseniz. Ondan sonra da kaç yılında yapılmış bu? Tarihi var mı? Yazıyor mu? Destan yaştı. Vardım çeşme başına destan yazdım başına diyor. Destan yazılmış. Halit. İnsan olsun yeter. Orasını anlayamıyorlar. Kendi köyünden toplayacaklar. 5-6 kişi. 3 kişi. Biraz dinlensinler orada. Daha hayvan salarda. Tamam.
Teslim edeyim şöyle bir kişiye. Şöyle açarsınız. Pardon da yazıda araba parkı var deniliyor. Siz benden küçüksünüz oraya. Persol'un da Dereköy durağındayız. Dereköy'ün belirleyici özelliği 1200'lü yıllardaki Çukurova'da bulunan Ermeni Krallığı'nın son sınır şehri olmasıdır. Tarihi kayıtlarda özellikle bu konuya işaret edilir. Yolumuzun yani Pers yolunun tarihte çok anılan bir konumu da şudur. 3. Haçlı ordusu bu yoldan geçmiştir. 100 bin kişilik bir askerle. Bunların bir 10 bin civarındası İstanbul'dan buraya kadar gelirken ki Türklerle olan çatışmalarda telef olmuş falan. Sağlamdan bir 90 bini buradan bu bizim yürüdüğümüz yoldan geçerek Silifke'ye kadar inmişler. Ve bizim bu Pers yolumuz üzerindeki Sivila Pers kentinin prensi 3. Haçlı ordusunu tam buralarda karşılamış. Onun geçişine evet Göksu'da Frederick Barbaros komutanları Alman generali diyelim. Göksu'da bu olan Frederick Barbaros. Burası da esasında bir kilise, Ermeni kilisesi yani. Sonradan bizim Türkler burasını camiye çevirmişler. Var mı çelik? Şey diyor ki Mehmet Akif, var ki menfaatleri gelir her şeyden önce. Allah cenneti vaat etmeseydi ona bile yetmezlerdi secde diyor. Yani Müslümanlar için. Adamın kilisesini niye yıkıyorsun be arkadaş? Tüpürüğe bir tane de sen yap yani. Yan tarafına sen yap onu da ziyaret edin. Delik yapmışlar bana göre. Evet çok sevdiğini saygılı bir dönüşürü. Bir akşam da aydın arkadaşlar. Evet. Bırakışıyorum. Olur akşam. O da bizim masaya geldi. Şimdi o masasını rahat etmekte yani büyüğümüz. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Erişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Oy. Erişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Thank you.
Yaşar Veysel iş bu hala. Ya halayı yah il güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yatamadım kasavetten, hey, aman aman of. Meraktan aşk ateşi, aman aman of. Çıkmaz da oldu yürekten vay vay. Ne dersin? Bu buradan bir ters duruşunun, ters yolun keşfine. Tokay abi şöyle söyleyeyim, yani keşfedilen o kadar güzel yerler var ki doğa yürüyüşü olarak. Bizler için sizin gibi dostları tanımak ne güzel bir şey. Bizim için böyle. Yani ne söyleyeyim, yani doğa güzeldir. Doğa güzeldir, yani senin içinden de. Yani biz burada sizleri gördüğümüz zaman şurada 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika muhabbet. Ama sonra. Bendeşmiş. Aniyetine. Olmuş mu rahmet? Olmamış. Valla gelir ya. Belediye işte kaybettiğim. Oradan bir şey koparırken, alış koparırken, oradan bir şey koparırken. Hacı Ahmetli'nin tanışmaya geliyor. Hacı Ahmetli'nin Kuru Tepesi'ne çıkacağız. Ters yolu günümüzden 2500 yıl önce kullanılır hale getirilmiş, eski patikaların geliştirilmiş hali olan bir yoldur. Ve 2500 yıldır bugün de dahil olmak üzere taşıt ulaşımına da açık olan aktif bir yoldur. Bu haliyle de sportif amaçlı kullanılan yolların yol diyebileceğimiz tek olanıdır. Dünyada tek olanıdır hatta.
Biz başka bir olayı, kayıp Sivile Antikenti'ni araştırmak için çıktığımız araştırmalar esnasında Pers yolunu keşfettik. İlk defa Pers yolunu keşfetmek için yola çıkmadık. Başka bir araştırmamız, Sivila'nın araştırması içerisinde Pers yolu karşımıza çıktı. Baktık ki çok değerli bir yol. Bunun bir 7-8 yıl keşif çalışmalarını yaptık. Yol hattının değişik güzergahlarını takip ederek tam yolu keşfetmeye çalıştık. Bu yıl itibariyle tam yolu keşfettik. 2500 yıl önce yürünen yoldan yürüyoruz biz de. Yürüyorsunuz. Evet. Daha önce buralarda keşif yaptınız, işaretlemelerde bulundunuz. Hı hı. Daha sonra da Mutlan yürüyüş ekibinizle beraber bu rotayı yürüyorsunuz. Hı hı. Mut Çıtlık Doğa grubudur. Bu yürüdüğümüz grup arkadaşlarımız. Ben de onlara rehberlik yapıyorum. Çünkü onlar da bu yolda ilk defa yürüyorlar. Ve bu kitlesel anlamda yaklaşık 40 kişiyiz burada bugün. Pers yolunun ilk büyük katılımlı yürüyüşüdür. Ve bu çok keyif verici bir şey oldu bizim için. Eminim bu sayede Pers yolunu gerek kendi bölgemize, yani Karaman ve Mut bölgesine, gerekse de Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaya çalışacağız. Evet. Pers yolunun önemli bir şeyi de şudur, tarihi seyri içerisinde. Üçüncü Haçlı ordularının da bu yoldan geçmesi. İşte Frederick Barbaros komutasındaki 100 bin kişilik bir Haçlı ordusu, tahminim Anadolu'daki kayıplarından, bir 10 bin civarındaki kayıplarından sonra 90 bin kişi olarak bu yoldan geçti. Yıl 1189, 3. Haçlı Seferi. Yolun böyle de bir tarihsel hikayesi var. Bu da yola ayrı bir değer katıyor. Bunun da bilinmesinde yarar var. Evet.